Şu elimizde olan bağlama 30 yaşında yapılan dünyada tektir. Yani böyle bir bağlama şu ana kadar yapıldığı yoktur. Ben Ömer Yavuz. Biz 4 kardeşiz. Bunu 98'de başladık, 2000'de bitirdik. 30 yaşıyla yapıldı diyorsunuz. Ahşap kullanıldı mı? Şimdi küp kısmında ahşap hiç yok. Komple taş, içi dışı hep taş. Kolunun özden kısmında, her tarafı taş. Özden kısmında belli bir ağaç var. Yani o da kavrulmuş bir ağaç yerleştirdik, kırılmasın diye. Bir de tellerin şu ince kısımları var ya. Burada ağaç, sakın belli bunlar. Başka yerde ağaç yani küp komple taş, küpte ağaç yok yani. Bunları da ocaktan aldık. Şimdi ilk bağlamanın başlangıcı şöyle oldu. Benim küçük bir kardeşim var. Benden küçük olan atölyede çalışıyoruz. Bu sanatçılığa hevesli o zaman. Bana saz al diyor. Benim bir sazım vardı, kırdılar. Ben önceden saz çalıyordum yani. Ben de almadım. İşte saz al. Oltu'da da yok o zaman. Erzurum'a da gidemiyoruz. Bir gün gittim atölyede büyük büyük taşları harcıyor. Sal büyük salları. Dedim ne yapıyorsun? Ya hiçbir şey abi ya dedim, sen hiçbir şey bizi batıracaksın mı? Oltu taşı pahalı, değerli bir taş. Neyse sıkıştırdım ya abi, saz yapıyorum. Dedim çok güzel fikir. Ama dedim önce bir küçüğünü yapalım. Ondan sonra dedim eğer tutarsa büyüğünü yapalım. İlk denememiz o resimdeki olan cüra türü, o ölçülü değildi. Onu biz galerleme yaptık. Yani resminde gösterebilirsin oradan. Dedim yapmış ya, biz süs amaçlı düşündük ilkin. Dedi ki bir de tel takalım, bakalım ses veriyor mu? Evet. Ondan sonra baktık ki ses veriyor. Dedik ki biz o zaman orijinal bir şey yapalım. Yani ölçülü. İkinci denememizde de tam başarılı olamadık. Ondan sonra ben beğenmedim. Dedim ki o da iyi olmadı. Onu da yarım süt bıraktık. Dedik ki orijinal bir şey yapalım. Ondan sonra bu saza başladık. Bunda bizim bir arkadaş vardı. Saz çalan birisi. Arapistan'ın öğrencilerinden birisinden almıştı. Arapistan'ın sazı dedi. Ondan ölçü alarak ona yakın bir şey yaptık yani.